6 haftalık bir süre kala makaslar aldıkça heyecan da iyice artıyor. Şanlıurfaspor'un bay geçtiği haftada Çorum FK bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Bakalım 90 dakika sonunda gülen taraf kim olacak? Temsilcimiz Çorum FK'ya başarılar diliyoruz. Karşılaşma öncesinde evet ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Karşılaşma öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar da futbolcularına sevgi gösterilerinde bulundu. Gökhan Karadeniz'in pası Serkan Yavuz'a. Serkan Yavuz şimdi Gökhan'ın önüne doğru tekrar. Gökhan son çizgiye inme gayretinde. Gökhan yetişti topa. Çevirdi. Savunmaya çarpan top. Kaleci son anda oyun alanının içerisinde tutmayı başardı topu. Erkan indi içeriye. Pası Sinan. Sinan penaltı noktası üzeri. Sinan döndü. Vuruş şut. Bu sezon Erkan Kaş, Sinan Kurumuş işbirliğini çok izledik. İşte onlardan bir tanesiydi bu da. Sinan Kurumuş topu saklamayı başardı. Döndü vurdu ama top avuta çıkıyor. Sinan Kurumuş'un baskısı. Orhan Aktaş baskı sonuç getirdi. Sinan. Sinan'ın pası sağ tarafa Suat Kayı'ya doğru. Suat içeriye yerden. Sinan vuramadı. Arka taraf Eren yine vuramadı. Suat Kaya'nın yerden pası Sinan'ın önünden geçti. Eren'in de uzağında kalınca Çorum FK bir pozisyondan daha faydalanamadı. Murat Yıldırım'la atak tazeleyecek kırmızı siyahlılar. Ferhat Yazgan, Serkan Yavuz. Suat vardı orada bindirme yapan Suat'a doğru. Offside yok. Suat. Ortası geriye doğru Gökhan. Şimdi geldi düdük. Atakan. Doğrudan kaleye doğru yandan out. Murat Yıldırım. Serkan Yavuz. Suat. Suat'tan Murat Yıldırım'a doğru. Murat Yıldırım. Gol arıyor Çorum FK. Suat topu kontrol etti. Suat. Top üstten kornere çıkıyor. Suat Kaya sağ çaprazdan girdi. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gol vuruşunu da yaptı ama son anda kaleci Bekir ayak koyarak topu kornere gönderdi. Erkan Kaş. Erkan ortası penaltı noktasının gerisine düştü. Suat gelişine vurdu ama istediği gibi bir vuruş değil. Atakan Akkaynak. Suat Kaya. Suat birinci rakibinden sıyrıldı Suat. Eren Suat paslaşması Suat Sinan'a doğru Sinan de gol! Golcü sahnede, Sinan sahnede, Çorum FK 1-0 önde. Murat Yıldırım. Ferhat Yazgan. Serkan var sağ kanattan bindirme yapan. Serkan. Ortası Sinan üstüne sekti top Gökhan. Gökhan vuramadı. Bir faul beklentisi içerisinde Gökhan ama karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettiriyor. Suat girdi cezalar içerisine. Suat ayağının dışıyla orta yapma çabası. Savunmadan dönüyor. Bu kez de İnegöl Spor çıkıyor hata. Gökhan. Bu arada Serkan Yavuz'un sarı kartı vardı. Serkan Yavuz'un sarı kartı vardı sevgili izleyenler. Bu pozisyonu faul olarak değerlendirdi karşılaşmanın hakemi ve Serkan Yavuz'u 45. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıyor karşılaşmanın hakemi. Tekirdağ bölgesi hakemi Mehmet Ali Özer. İşte ikinci sarı kartı gördüğü pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Topa dokunuyor aslında Serkan Yavuz burada ama Serkan Yavuz'un ikinci sarı kart görmesine neden olan pozisyon yavaşlatılmış çekimde ekranlarınızda. İşte izliyoruz. Burada müdahale topa. İlk yarıda tartışılan pozisyonlar var. Gösterilen kırmızı kart var. Bakalım ikinci yarı nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz. Ersel düştüğü anda topa dokunmayı başardı Uğur. Uğur'dan pas Yılmaz'a. Yılmaz sol tarafa döndü. Tekrar Yılmaz.
Kaleyi cepheden gördü. Yılmaz'ın sert şutu üst direkten oyun alanında dışına çıkıyor. Yılmaz yaklaşık 25 metreden kaleyi yokladı. Ali Türkan'ı geçen top üst direğe çarptı ve avuta çıkıyor. Gökhan Karadeniz. Gökhan sağ kanada Suat Kayı'ya doğru. Cezalan içerisinde 3 futbolcu var. Orta geldi. Ön direğe doğru kaleci. Bu arada yine Gözspor'da bir oyuncu yerde ilişimi Sinan'ın önüne doğru. Sinan. Sinan sever bu topları. Sinan. Sinan kaleci. Sinan Kurumuş önünü aldığı topta kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Bekir gole izin vermiyor. Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı Sinan'da. Futbolcumuz var cezanın içerisinde. Arka direğe doğru. Arka direkte kimse yok. Top da doğrudan avuta çıkıyor. Hemen kullandılar avut atışını. Yılmaz. Yılmaz oyun yönünü değiştirmek istedi ama Atakan Cangöz. Gökhan Karadeniz Suat'ın önüne doğru akıl dolu bir pas. Suat. Suat. Suat gole gidiyor. Suat Kaya. Suat Kaya ve 2-0 oluyor. Gökhan Karadeniz'den akıl dolu bir pas. Suat Kaya'dan güzel bir bitiricilik. Tam gole ihtiyaç duyduğumuz anda çıkıyor sahneye Suat Kaya. İlk golde büyük emeği vardı. İkinci golde ise imzası var Suat Kaya'nın. Ve gol sevincini yaşıyor basın mensuplarıyla Suat Kaya. Asker selamı gönderiyor Suat Kaya. Batuhan'ın vuruşu savunmaya çarptı ve top üst direkten oyun alanına geri döndü dediğim anda da oyun alanına geri dönerken vuruş yapıldığı anda İnegöl sporlu futbolcuların offside pozisyonunda olduğunu belirtiyor karşılaşmanın yardımcı hakemi. Bahadır. Bu kez Bahadır ortaladı. Kaleci Ali Türkan çıktı. Tek yumruk kaleye doğru gönderilen top yine üst direk. Ali Türkan'ın kalesini terk ettiğini gördü Bahadır Taşdelen. Topu doğrudan kaleye göndermek istedi. Top üst direkten oyun alanına geri döndü. Bu da İnegöl Spor'un üst direkten dönen üçüncü topu oldu. Bu arada offside beklentisi vardı savunmada. Hemen kullandı taçı Yasin. Tekrar Sefa. Karşılaşmanın hakemi oyunun içerisinde dedi. Sefa'nın ortası arka direğe doğru kafa vuruşu out. Şimdi Atakan Cangöz'den. Timur Atı çarpan top yine İnegöl Spor'u futbolcuların önünde kaldı. Bahadır'dan sol tarafa doğru. Niyazi. Kaleye doğru kaleci Ali Türkan. Kaleci Ali Türkan bugün İnegöl Spor ileri uç elemanlarına gol izni vermiyor sevgili izleyenler. Timur, Hurşit yerde, hakem ve karşılaşmada son düdük geliyor sevgili izleyenler.